Kapı'da düzenlenen toplantıya okul yetkilileriyle servis şoförleri katıldı. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği servis şoförlerine anlatıldı. Denetim ise bakanlığın denetimi yanında çalışma şartları yönünden Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar da mevzuatları çerçevesinde her türlü denetim yaparlar. Bakanlık denetimle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve bu kuruluşlar... Konya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda trafik polisi Ali Altuntaş servis şoförlerine taşıtlarda aranan şartları anlattı. Okul taşıtının arkasındaki işaretin ise burada bir ebat arası tam... Yine aynı şekilde başka bir ölçü, okul taşıtı ölçüsü. Dur levhası ise okulun arabanın arkasında frene bağımsız olarak bu standartlara uygun şekilde yapılacak ve sadece öğrenci inip binmelerinde bu ışık yakılacak. Personel taşımacılığında bu ışıklar kesinlikle yakılmayacak. Okul servis aracı ve bakımlarının takip formu, form her araçta bulunmak zorunda. Bu servis sürücülerimiz ve sorunlarımız alacak ve araçlarında bulunacak. Denetim görevli arkadaşlarımız istediğinde her an gösterebilecek şekilde bulunacak. Trafik denetleme... Düzenlenen toplantıya trafik denetleme şube müdürü Mehmet Erdoğan, minibüsçüler ve umum servis araçları odası başkanı Muhsin Dinek ve çok sayıda servis şoförü katıldı. Servis şoförleri toplantıda merak ettikleri soruların cevaplarını yetkililerden alma fırsatı buldular. Fazla öğrenci taşıyor mu? Aracın dur levhası var mı? Yakıt sömürüsü var mı? Bu gibi konularda yapacaksınız ve bildirimi trafiğe yapacaksınız. Biz de gerekli cep plakalı servis araçlarına gerekli cezayı uygulayacağız ve gerekiyorsa verdiğimiz belgeleri iptal edeceğiz. Sayın seyirciler, hotel...